Böyle evet. halasını işte trafikte böyle insanlar olduğu müddetçe <laughs> diyelim. Evet. Hayır bir de benim benim gücüme giden böyle uyanıklıklar yapıp kestirme yollar bulup kemer burgazlardan falan dolaşıp da o trafiğe girince insan biraz böyle tuhaf oluyor. Başka bir işim vardı. Ona gitmedim. Dedim ki zaten yorgunum. Yarın da çok iş var bir seyahate çıkacağız daha doğrusu bir iş de yapacağız tabii yani dinlenmek için gitmiyoruz acaba dedim işte sen misin o hizmeti geri bırakan yine insanın ömründen gidiyor hiçbir şey değişmiyor o sebepten insan o çıkarılan programa riayet etmeli aslında evet peki bugün sizlerle e Tasavvufa meraklı olan arkadaşlar böyle aynı zamanda tasavvufun tenkit ve hatta tahkir edildiği, tenkit demeyelim ve tahkir edildiği noktaları, noktalara karşı bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar varsa, e, bunun tercümesi çıktı galiba. Hakaik Anit Ani Tasavvuf diye bir kitap var. Abdülkadir İsa diye bir zatım. Abdülkadir İsa <laughs> Mühtedi olmuş bir insan. Mühtedi ne demek? Yani Hristiyanken başka bir dindenken sonra İslam'ı öğrenmiş insan demek. Fakat kendisi çok mühim bir şahsiyet. İlmiyle ilmiyle amil bir alim. E, hem Kadiriye'den hem şazeriyeden efendim hilafeti olan bir zat. Bendeniz bu zatı <laughs> ayıp bir şey ama biraz geç öğrenmiştim. Sebebi de bundan birkaç Ramazan evvel onun soyundan gelen ve Fransa'da yaşayan bir zatla tanışmıştık. Ee, aynı zamanda soy olarak da Hazreti Halit Ebu Ayyub El Ensariye Efendimizin de soyundan geldiklerini öğrenmiş idik. Zaten bu Abdülkadir İsa denilen zat yaşadığı memleketten, Irak'tan, Bağdat'tan falan kalkıp neticede geliyor. Şu anda Eyüp Sultan kabristanında metfundur kendisi. Yani ceddine yakın olup o zata komşu olarak ölmek için bulunmak için böyle bir şey tercih ediyor. <laughs> Hemen konuşmamızın başında şunu da hatırlatmış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir komşularını seçmek için de sesim rahat geliyor değil mi size? Kabir komşularınızı da seçin mahiyetinde tavsiyesi var. Zira onlar sizin dünyadaki komşularınız gibidir. Yani etrafındaki insanların iyilikleri, güzellikleri nasıl dünyadayken iyi güzel insanlara komşulukla rahat edersiniz. Kabirde de böyledir. O halde sizler de kabir arkadaşlarınızla mümkünse seçiniz. Buyuran bir hadis-i şerif vardır. Bu bir eyyi ardın tamut. Yani e, Sadakallahu aleyhi ve Lokman suresindeki kişinin nerede öleceğini ancak Allah bilir. Sözüne aykırı bir hareket değildir. Yani bir insanın kendi kabriyle alakalı hazırlık yapması, ben muhakkak ölürsem burada gömüleyim diye bir iddiadan değildir. Tam tersine ölümüne hazırlıkla alakalı bir şuurdur. Ama tabii bunu da abartmamalı. Dünyadaki komşuluk meselesini düşünürken manzaralı yerde arayan var mı kabirinde? Var. İşte ben bunu gördüm. Gördüm. Beylikdüzü'nün aşağısındaki göle bakan kabristana gitmiştik bir kardeşimizin babası vefat etmişti onu def etmeyi. Evet. Sonra hatta oğlun da def etmeye oraya gitmiştik. Bizim kalp gözü daha doğrusu kabir keşfi olan arkadaşlardan birisi görmüş. Söyledi. Annesi sarıldı dedi. Böyle kabre koyduk oğlunu. Annesi bir asma bahçesi gibi bir şeyin altındaydı. Çocuğuna böyle sarılırken gördüm dedi arkadaşımız. Yani kabirde acayip alemler var tabii bizim gözümüz görmüyor ama. Sessiz sessiz duruyorlar ama öyle değil tabii. Bir gulgula kopuyor ki orada hayvanlar dahi hissedermiş kabir azabını. O seslerden dolayı giremezlermiş kabire mesela. Korkarlarmış hayvanlar. Nereden açtık bugün mevzuyu ya? Neyse tamam. Vardır inşallah. Ha, gittik oraya dedim ki ya burada kabristanlar yeni yapılanlar da var affedersin ama dedim kardeşim hani nasıl usuldür bilmiyorum. Kaça buradaki kabirler falan. Şimdi yere bağlı dedi adam. Nasıl yere bağlı? Yani üç kişilik yok yok dedi. Bir dedi göl manzaralı olanlar var dedi. Böyle. Zaten ne bekliyorsun? Bir adam nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle haş olur. Bir adam evinde huzuru arama, evinde huzuru arayan insanı en son ne zaman gördünüz? Evlilik programlarına bakmıyor musunuz? İşin var mı? Çalışıyor musunuz? Şunu sever misin? Hadi oldu oldu git. De. Tamam. Emin misin? Şu mudur? Allah korkunma. Nesin sen? Kimin nesisin? Kimin fesisin? Bunlar sorulmuyor. Bu bununla dek, bu da ona benziyor. O da onu be Allah ya, git. sanki hayvan çiftleştiriyorlar affedersiniz. Aşağıdaki üç katı dedi. Göl manzaralı kabir ben de tövbe estağfurullah kabirde öyle espri yapılmaz ama ne kafasını kaldırıp bakıyor mu dedim akşamları yani ne yapıyor yani kabir ne? abi bilmiyorum satılıyor dedi hatta yer yok dedi yani 2-3 tane falan vardı. göl manzaralı kabir bitmiş caddeye bakan taraf istiyorsan varmış evet ama adam kazmasıyla peşimizden giderken bir şey söyledi fakat hocam dedi Allah'ın işi dedi orada bir toprak kayması oldu dedi yani gülmüyoruz tabii, gülünecek bir şey değil ama 70-80 mezar dedi böyle dedi aşağı doğru indi dedi. Şimdi sahipleri uğraşıyor dedi. Kim, hani usta arıyorlar dedi. Kabir ustası. Allah Allah. Fesubhanallah. Şimdi Abdülkadir İsa Efendi Eyüp Sultan Hazretleri'nde bu zatı da burada konuşmak lazım. Ben de size buradan en önce bir Şeyh Sadık Efendi Risalesi'nin söz verdiklerim vardı. Onların adedi belliydi. Onlar kendilerini biliyorlar. Sultan Bey, siz oturun. Sultan Bey daha müsait şu anda. Geçen söz verdikleri ben önce alsın ki el kaldırarak sonrasına bakarız. Yücel şuradan bir tane al abinle lahvada kalmasın. Sultan. O bizim kıdemli abimiz ya. Bu arada kusura bakmayın üstüm başım nasıl bakamadım şeyden. Hemen size yetişeyim diye buradan geldim. Efendim bugün şu mevzuyu konuşmak mecburiyeti hasıl oldu. Biz bu derse aşağı yukarı sizinle hikemin ilk derslerinde veya iki, ilk ders ilk ders değildi ikinci dersinde buna benzer mevzuyu konuşmuştuk ama aşağı yukarı iki sene oluyor tekrarı dönüyorsa ismini vermek istemediğim bir şeyde radyo kanalında orada da bunun açıklamasını Ümraniye'de yaptığım dersin biraz daha farklı şeklini o radyoda da yapmış idim belki dönüyor fakat fark ettiğim ki gelen sorularla ve kardeşlerimizin sorunlarıyla alakalı bir daha bu mevzuyu bir şöyle çaplı şekilde, çerçeveli şekilde konuşmak icap ediyor. Yani ve en hayret ettiğim şey de nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Hadi dinden, imandan alakası olmayan insanları bir şey diyemezsiniz. Şunu öğrenemedi, bunu yapamadı. Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla içi boşaltılmış kuru kuruya Sadece insanların kendini iyi hissetmesi için hizmet veren veya o hizmeti kullanan adı tasavvufi veya dini olan akımlar ve cemaatler oluşuyor. Bunlar ne biliyor musunuz? Neye benzetiyorum? Tenkit olarak yani bakın bilmiyorum yüz ifademde bir kızgınlık falan yok. Bir tespit yapmak için konuşuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani üzücü bir durum aslında bu. Yani, üzüldüğüm için konuşuyorum kimseye hakaret falan derdine değilim. Fakat bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir insanın iletişim bütün iletişim imkanlarını kapatıp hiç kimseyle de tecrit edip adeta onu bir yere tıkmakla neredeyse eşit bir şey bu. Çünkü adam beslendiğini zannediyor. Beslenmediğini fark etse arayacak. Ama devamlı bir şeyler aldığını zannediyor. Hep aynı şeylerin tekrarı, tekrar edilen şeyleri bir de sorsanız bilmiyor. Siz zikir diyorsunuz. Bildiği üç tane cümleyi geçmiyor. Onu da doğru bilse yine problem değil. Arkadaşlar bu büyük bir sıkıntıdır. Bakın aslında bunun nasıl büyük bir bela olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Kendimizden misal vermeyelim. Bir katolik düşünün. Annesi, babası, ninesi, dedesi her şey katolik. Köyü, mahallesi. Bazı İslam alimleri diyorlar ki bunlar da kendisine peygamber ulaşmamış, böyle tecid edilmiş, ormanda, yabanda, dağın başındaki adam hükmündedir diyorlar. Yani bunlarda bazen mesuliyet kalmıyor. Neden? Öyle bir etrafında din adına anlatılan bir abluka var ki, onu aşamıyor. Yani, şuradan anlatmaya çalışıyorum, bilmiyorum cümleyi tam şey yapabiliyor muyum sizler için? Ee, i̇nşallah yanlış ifade etmiyorumdur. Yani e, bizdeki zararını anlamak için karşı tarafa baktığınızda, ya bu adamlar niye öğrenmiyor bu İslam'ı dediğimiz bir kesim var ya, bu adamlar da kendi içlerinde hapsoluyorlar adeta, hapsolunuyorlar. Fikri açıdan öyle abluka altına alınıyorlar. Bendeniz 1988 senesinde İtalyan Enrico isminde bir arkadaş vardı, e, İki hafta falan işte üç hafta bir, bir buçuk ay edersiniz kalıyordu. Bu engellilerle alakalı dünya çapındaki bu olimpiyatların falan ilk temellerini atan çocuklardandı yani. Avrupa'daki temsilcilerindendi. Bu arkadaş Müslüman oldu. Ben yani evre evre gelip sorup Amentü'yü sorup nasıl Allah falan deyip sonra 10 on gün 15 on gün sonra Müslüman olduğuna ben şahit oldum. Enver ismini aldı hatta. Ve ondan sonra da size bir kere anlatmıştım bunu. Hatırlıyorum burada anlattığımı çocukken 14-15 yaşında gördüğü bir rüyadan çok korktuğunu fakat ailesinin taassubundan dolayı anlatamadığını, insanların kendisini kovaladığını, çok işte çamurlu, fena bir sokağa giriyor, karanlık, korkuyor böyle her köşeden bir şey çıkabilir diye. Yolun sonunda ışık gibi bir şey görüyor. Arkadan da gelen sesler duyuyor. Işığa doğru koşayım diyor. Abi bakıyor ki haç. Seviniyor. Haça doğru yaklaştım. Bir baktım ki diyor haçın üstünde şeytan. O korkuyla ben bir kalktım. Kahkahalar atıyorlar diyor. Şimdi sıkıştın işte seni mahvedeceğiz. Nasıl oluyor şeytan, haç, İsa falan? Aklım allak bullak olmuştu. Fakat bizde öyle bir taassup var ki ben bunu anlatamazdım bile. Dedi. Onun üzerine rahmetli hocam sordu. Nasıl yani falan? Şöyle söyleyeyim dedi. Şu an Müslüman olduğumu dedem duysa beni öldürür dedi. Öldürür dedi yani. Dayaktan öldürür değil. Resmen öldürür dedi vurur dedi. Ve senelerce sakladığı İslam oluşunu bu arkadaş. Şimdi bu adam bir taassubu var. Canım isteseydi okurdu bilmem ne falan diyorsun. Bak işte. Adam belli bir fikirde oluyor. Farklı televizyon seyretmiyor mesela. Farklı gazete okumuyor mesela. O zaman burada nasıl bir vazife düşüyor bize şimdi? Şimdi tespit ettik. Durum bu. Teşhis tamam mı? Tamam. Nasıl bir vazife düşüyor arkadaşlar? bulunduğumuz ortamda yaptığımız işi muhakkak biz kendimiz hesaba çekelim. Bu kıldığın namazlar inandığın Allah'a kadar. Allah hesap çekmeyeceksin. Nasıl inanıyorsun? Bu mesele değil mi? Öyle değil mi? Mesela bakın Nakşiye'de Aa, çok eski bir şarkı o ya. Herhalde bir dakika bitirsin konuşması. Belki pazardayım diyordur falan. Tamam Bitti mi? Abla? Bitti mi? Tamam. Ne yapalım? Birbirimizi idare edeceğiz. Siz bizi idare edeceksiniz. Biz sizi idare edeceğiz. Ama tabii tekrar çalmazsa iyi olur. Onun sessiz titreşim kısmı falan var. Cezbeye getiren kısımlar var. <laughs> Koyduğum böyle cezbeye. Yaptığınız işi sorgulayacak ve anlayacaksınız. Öğreneceksiniz. Yani giydiğin oturuşundan vesairesine kadar. nakşi de her gün rabıtayı mevt vardır. Her gün. Yani tesbihat çekmeden evvel baya böyle hatta ilerledikçe de bu teferruat artar. Baya böyle ilk müptedi dervişlerde hani öldüm beni atıyorlar falan filan gibi birkaç cümlede geçiştirir. O böyle birkaç sene ilerleyince adam girdiği salonu üzerine giydiği kefeni yıkamaya gelen adamın üzerine kıyafeti bir de anlatanlar var. Yani ne demek istiyorum? Onda derinleşmekte bir mahsur yok. Ben deniz o tesbihatı yaptığım zamanlarda çok bunun feyzini görmüşümdür. Konu aslında açacağım konuya geliyor. Zemine hazırlıyorum. Ben kime konuşuyorum? Onu anlatmak için bunu anlamamız lazım. Rabıta met var yani. Ya tamam ya gidince söyleyeceğiz. Rabbim Allah ya işte talimi var bunun. Bunun talimi var. Efendimiz her namazdan sonra fitnetil mahya vel memat diyor. Şerinden sığınırım diyor ölümün ve hayatın. Ölüm anının. Ve azab-ı kabr buyuruyor. Az azab-ı kabirden sana sığınırım diyor. Her gün okuyor Resulullah ya. Her gün okuyor. Bu bir ciddiyet meselesidir. Sadece örnek olayım da benden sonra gelenler okusun değil. Resulullah'a tabi olan kişi zaten her şeyde onun bir bakışına kurban olur. Ama kendisi bizzat yapıyor bunu. Bizzat yapıyor bunu. Yani nedir bu? Kabre girişin düşüneceksin, Müslümanın düşüneceksin. Bu arkadaşlar çok uzun bir vakit almaz. Ya yani bir insan şu an ben kabre girsem ne yaparım şeyini? Bir dakika sürmez aslında. Hemen o günün faturasını ver Ya şu şuradan soru gelecek, düzelteyim der. Yani bu herkes için geçerlidir. Bir müessese sahibini düşünün. Bir öğrenciyi düşünün. Bir anneyi düşünün. Ben acaba evime lazım olan şeyi Tak bir dakika sürmez. Yani ortadadır. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah bunu bize azap çektirmek için vermiyor. Ve arkadaşlar şöyle bir müjde vereyim ben size. Kendisini hesaba çeken, devamlı iyi veya kötü olup olup olmadığını hesabını yapıp Allah'a yalvaran bir kişi Allah yarın hesapta bekletmiyor. Bakın bunu bilin. Korkmayan adama korku vardır. Korkan adama korkma, korkma denir. Korkmayan adama kork da şimdi gör derler. Bir ömür ya Rabbi ben nasıl senin huzuruna gideceğim diyen bir adamı da orada korkutmazlar artık. Anlatabiliyor muyum? Ve muhasebe yaptın. Şu namazın var. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Bu çok normal bir boğaz şey değil tabii. Ya şunu biraz gevşeteceğim. Ya ben şimdi şey e, kitlendim böyle. Bu hocalık mesleği böyle. Size ben, belki Ümraniye'deki son dersimdir bu. O yüzden söyleyeyim. Hocalık mesleği gibi bir şey var. Bunu içinizde hocalık yapanlar cemaate konuşanlar varsa bilir. Bizim sistem tamamen giriş çıkış her şey kitlenir konuşmaya girdiğinde. Mesela ben sahurlarda da o yüzden sahur yiyemem ben Ramazan'da. Çünkü bütün vücut o anda anlatacağınız şey kitlenir. Çünkü değil ki şuradan bakıp da unutacağınız yavan yavan şeyleri konuşmuyorsunuz ki. Yani o noktaya atış yapıyorsunuz siz. Böyle bütün vücut şey yapar, kalır. Çok tenkit ederler beni. Hem çay isteyen içmiyor, soğuk gidiyor falan diye. O bilmediklerinden mesleği. O çayın orada buluşu huzur veriyor. Ama artık çok konuştunuz. Ben şundan bir yudum alayım. Madem bu kadar konuşuldu. Ama orada oluşu iyi bir şey o. Sizler kardeşlerimsiniz benim. Ben sizi öyle görüyorum. Siz benim müşterim değilsiniz. <laughs> Onu bilin yani. Siz benim kardeşlerimsiniz. Dua ettiğim, duasını aldığım kardeşlerimsiniz. Bak demin ki ablam mesela. Ben onu ömür boyu unutmam bir daha bu sözü. Bu sözü söyleyen zatı da. Herkes elinden gelen güzelliği ortaya koymalı. Buradan o güzelliği sen zannediyor musun ki getirdiğinle kalıyorsun? Misli misini Allah da koyuyor öyle ayrılıyorsun burada. O yüzden çok önemli şurada cam olmanız, şurada toplanmanız çok önemli kardeşlerim. Bazen ben deniz konuştuğumda muhasebesini yapıyorum. Aynı size tavsiye ettiğim gibi ne konuştum ben? Neyi unuttum? Neyi atladım diye? Muhakkak her konuşmamdan sonra mütalaa yaparım. Mesela buraya gelirken benim konuşmamın 40 dakikası vardı. 20-25 dakikası eksikti. Konuşma kafamda olur. Köşeler bellidir. Ama buraya çıktıktan sonra işte kabir mevzu hiç yoktu mesela. Siparişli olmuyor. Ama demek ki bir sebebi var diyoruz. Buradakilerin demek gibi hali var diyoruz. Öttürüyorlar, konuşturuyorlar. Tam böyle tabir. Sizsiniz aslında. Yani duymak istediğinizi Allah Teala bizi kullanıyor. Ne kadar hizmet verebiliriz Allah inşallah mesul tutmasın. Düşününme diyorum ki bazen çok şahsi meselelerini de konuşuyorsun. Bu kadar lazım mı dediğimde sonradan bakıyorum ki bunun sebebi arkadaşlarım, kardeşlerimle beraber olduğumu düşünmekten ileri geliyor. Sizi ben resmi şahıslar, müşterim gibi gör, görsem böyle konuşmayacağımı tahmin ediyorum." diye de böyle bir mazaratıma bir mazeret bulmuş olayım. Şimdi konu nereden açılmıştı? Çay dediğiniz sonra orada kaldı. Benden hatırlıyorum, siz hatırlıyor musunuz? Efendim? Kim? Ya, işte böyle adamın aklı başından gider. Siz bir şey söyleyeceksiniz ya. Hiç bana bulaşma diyor böyle. Ne anlatıyordu? Yaklaştınız. Dedik ki zannetmeyin ki buraya geldiklerinize kalıyorsunuz. Allah buna misli misli indiriyor. Öyle gidiyorsunuz. Burada toplanan yüzse bu aklın hafızanın almayacağı bir şekilde artıyor. Milyon gidiyor burada. Size hadi bir kopya. Bir kopya. kulların teveccühü vardır. Kulların teveccüh etmesinin bir bereketi vardır. Tabii ki teveccüh kulların bir yere yönelmesinde Allah'ın lütfu ve feyzi vardır. Ama kullar oraya teveccüh ettiğinde ortaya çıkar. Kaçırdın. Yarısı kaçırdı salonun lafı. Klasik vaaz sözü zannetti. Bak ne diyorum iyi dinle. Allah tabii ki belli mekanları yerleri seçer. Fakat bu mekanlar yerler seçilse bile kullar oraya teveccüh ettiğinde ortaya çıkar. Cemaatte namaz. 27 bekliyor mu seni böyle? 27 dağılı 27. Geldiğin zaman 27 zuhur ediyor. Şimdi Kabe'de namaz. 100 bin. 100 bin. Akıl hafsada duruyor ya. Mi'et alf, 100 bin. Ama şimdi bir Kabe'ye bak. İyi dinle bak bunu bulamazsın. Ben bir kere işittim dedemden. Bir daha bunu bulamazsın kitapta. Kabe'yi bir düşün. Şu anda milyonla insan oraya teveccüh ediyor. Bak, mümin ismini almış müminler oraya bir teveccüh ediyor. Belki az bile yüz bin. Bendenize sorarsanız o yüz bin tabandır. Milyonlar falandır o. O yüz bin tabandır o, kırkta bir gibidir o. Üstü açıktır onun. Neden? Müminler teveccüh ediyor. Allah seçmiş. Ama müminler teveccüh ettiği için sen orada olunca yüz bin kazanıyorsun. Anladın? O yüzden önemlidir müminlerin kalbinin bir yöne yönelmesi. Müminlerin bir hususta düşünmesi. Hiçbir zaman önemsiz değildir. Buradan Allah bize boş kafa taşımayalım bak. Cenab-ı Hak bize neler anlatıyor? Niye bin mesela? Medine-i Münevvere bin. Yüz bine karşılık bin. Bin katıdır diyor. Bir ölçü veriyor. Ama aynı zamanda bin dediğin şey de bin 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 olup da yüz bin olan bir şeydir. Üstad bunun sırrını anlatıyor dedim geçen burada anlattım yine. Matematikten biraz mevzu açtım. Biz matematiği kapitalizm, materyalizm için öğretiyoruz çocuklarımıza. Matematiğin de bir ruhu ve maneviyatı vardır. Şu anda bu konuşulmuyor bile. Bu konuşulmuyor bile şu anda. Böyle bir şey vardır. Ne diyor? Bir mümin, bir mümin, bir mümin, bir mümin. Dört mümin yapmaz diyor. O vahdaniyet sırrı, Cenab-ı Hakk'a tevhid sırrı onlar da tecelli eder. Bir, 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 bir diye koyduğunda 1111 adam yapar diyor. Yani ne oldu şimdi? Bin, Yüz binden kıymetli değil. Ama o biri almazsan o yüz bin olmayacak demektir. Anlarsa. Anlarsa. biliyor muyum? Bugünün materyalist sistemiyle, kapitalist sistemiyle matematik hesabı yapan kişi kertenkele avlamakla kazanacağı 80 sevabı kovalar. Ama matematiğin bile ruhunu anlayacak hikmet sahibi arif olan kişi Değil Kabe'de, Medine'de çarpım tablosunu ezberlerken bile, bir denklem çözerken bile o maneviyatı oradan alır. Mesele bakış şeklidir. İşte o yüzden bizler sizde burada malumattan öte bakış şeklini vermeye çalışıyoruz. Bugünkü mevzuda havf, havf ve recadır. Korku ve ümit. Korkunun ve ümidin dengeli olması, Müslümandaki haliyle alakalıdır. Hav vereceğim. <laughs> Söz şuradan açılmıştı. Onu da toparlayalım ama. Çünkü bir tanesini söyledik, diğerini söylemedik. Neyi söyledik bir tanesini, neyi söylemedik? Cık. Buraya nereden geldi mevzu? Bir tanesini açıkladık, diğerini söylemedik. Söyleyen varsa, ona bir kitap hediye edeceğim. Üç kitap hediye edeceğim. Dört He? Rabıta'dan geldim tabii ben. Rabıta yapmadan gelir miyim? Evet. He? <laughs> Hadi abla söyle, aldın giden kitapları sanki. Beş mi yaptın yoksa bir yerin, bir yerin olması, Yok, o çok sonraydı. Onun üzerin, onun 9 üzeri. Son siz söyleyin çok güzel. Kabir azabı da sizi çok etkilemiş ama onun üzerine konuştuk. Kabri inşa ettik. Amerika Hatta e, en başa doğru gidiyorsunuz. Demek arası kaçmış. Dedim ki arkadaşlar tecrit oluyor insanlar bulundukları yerde. Bu tecrit olmaması için, kendisini tekrarlamaması, geliştirmesi ve hataya düşmemesi için kendisini sorgulaması lazım bir dedik. Yaptığı işi bilecek dedik. Hatırladınız mı? Sonra muhasebeye girdik. He? Hatırladınız? sonra hesaba çekmek, sonra beraber bir sürü anlattık. Dedik ki yaptığın işin farkına varacaksın. Bir, iki yetmiyor. Yaptığın işin farkına vardıktan sonra dışarıda dışarıdan gelen o doğru bilgileri de alabilecek noktaları görüp devamlı o kaynaklarla besleneceksin. Havuzu tertemiz suyla doldur. Bir hafta içerisinde bakteri kaynar. Ama dere bütün pislikleri de akıtsa akarsu olduğu için alır götürür. Hep tazelenecek bir sohbet. Doğru düzgün bir şeyle dolup boşalacaksın. Olduğun yere çakılmayacaksın hiç. Hareketsizlik yoktur. Hareket hareket etmek amacıyla ve ve hareketten sonra nereye geldiğini anlamak amacıyla bir tek durmak İslam'da kabul edilmiştir. Mesela vakfe. Oraya kadar gidersin bir durursun. Orada durmak için yürürsün ve oradan hareket etmek için durursun. Ancak öyle durmak makbuldur. Yoksa estenzu fe izza feragte fensap. Fensap demek değildir. Ayağa kalk demek değildir. Fensap bir iş yapmak üzere doğrul demektir. Çünkü nitekim iş yapan makama mansıp denir. İş gören mertebeye mansıp mansıp denir. Bu masa niye veriliyor? Bu masa burada olmasa olmasa a olmasa güzel. Bu masa burada olmasa başka bir yerde olsa buna hizmet etmez. Al bu masayı belediye başkanının önüne koy. Olur sana belediye başkanının masası. Böyle durursa beyaz masa, beyaz masa o da iş yapıyor. Kullanan kişiyle alakalı mansıp ve iza faragte bir işten tamamen çıktığında bitirdin bir işi. Mesela YGS'm vardı bitti. Fansap Doğrul hemen ikinci aşamaya. Kızım burada çünkü ona gönderme yaptım. O da farkında zaten zehir. Neyse yüzünü gösterdi. Evet. Yatmayacaksın artık. İkincisi var. Ona kalkacaksın. Secdeni yaptın. Tamam. Kalk şimdi ikinci rekata. He? Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedin. Hadi şimdi namazın kabul olduğunu an. Namaz yeni başladı. O namazdı. Namaz ne zaman baş? Şimdi çocuk yaşıyor hayatta. Çocuk doğdu, hayat başladı. Namazdan çıktın, namazın hayatı başladı. Ne zamana kadar, ne zamana kadar so. Arkadaşlar bakın bunlar size istirham ediyorum. Gerçi bizim benim Allah'ın izniyle Ümraniye cemaatimin böyle bir sorunu kalmadı artık. Sakın abi anlattıklarını felsefe zannetmeyine. Bak anlattıklarını, 20 sene 30 sene bir yerlere gidersen şu mevzuyu anlamadan gidiyorsan ben sana söyleyeyim. Caddeden otobüsleri sayıyor gibi adamsın yani. Bakıyorsun böyle. Hani trene bakma meselesini söylemiyorum onu biraz değiştirdim. Hiçbir işe yaramaz ben size söyleyeyim. Bu mevzuları bu şekilde anlamadığımız için oturduğumuz yerde sayıyoruz biz. Dedik ki ondan sonra ikinci şartı bu. Besleneceğiniz kaynaklara karşı devamlı gözünüz açık olacak. Devamlı. Öğrenmeye çalışacaksınız, yenilemeye çalışacaksınız. Hem kendinizi sorgulayacaksınız o yenilemeden sonra, tekrar korkmayacaksınız. Sizin imanınız tam, Efendimiz'le muhabbetiniz tam. Öğrenmeye açık olacaksınız. Arz edebiliyor muyum? İşte bu hareketliliği insana sağlayan en önemli şeylerden birisi de, haf ve recadır. Ama aynı zamanda ehli tarik veya belli bir cemaate mensup veya senelerdir namazında abdesti olan insanlar bu haf ve reca meselesinin üzerine hiç temas etmemektedirler. Hoca konuşur. Veya işte gittiği zat konuşur. İşte hep devamlı korkuyla ümit arasında olmak lazım. Bunu anladık zaten. Böyle olduğunu herkes söylüyor. Üstad Bediüzzaman diyor ki bir adam düşünün, onu parçalayacak iki arslan var. Biraz beliye gitse o arslan onu görecek. Üzerine saldıracak. Biraz bu tarafa gitse öyle de bir kör noktadaymış mübarek. Öteki arslan onu saldıracak Yani işte bu korkuyla ümit böyle bir şeydir diyor. Tamam. Ama Üstad Bediüzzaman bunu dağdaki, bayırdaki, köydeki insana da anlatıyor. Başka bir şekilde haf ve daha farklı okuyan daha farklı işte işin pozitivist görüşleriyle, bilimlerle vesaire kafası dolu olan adama da anlatıyor. Ya biz bunu ıskalıyoruz. Hala insanlarımızla konuşurken böyle basit basit, izah basit olsun, basit kuvvetlidir her zaman. Basit sözcükler kuvvetlidir. Şimdi burada bir adam gelsin bize Havf-ı Reca'nın akademik olarak 15 dakika Latinceden girsin, Arapça bilinmesin, ayetleri, hadisleri okusun. Ben de buradan ya hocam iki tane aslan düşün ya böyle yapayım ne? Aa bak bu benim aklımda kaldı dersin. O adamın canı çıkar, sırtından ter damlar. Anlamazsın adamı. O adam bir fıkrayla buradan gidersin. Basit kuvvetlidir. Reklam o yüzden kuvvetlidir. Reklamlar o yüzden adamın hakkında kalır. Basittir çünkü. Basit insanlara demeyeyim de basitçe kitaplardır ya. Yani. Basit her zaman kuvvetlidir. Evet. Bu bu tabiri bir kenarda tutun. Sizde ufuk açar, meraklılar için söylüyorum. Yani ben şu anda neyi anlatmayacağım sayfaları geçiyorum şu anda anlatmamak için. Velhasılı ve reca meselesi hakkında uzun uzadıya bir malumatı biz göremiyoruz. Halbuki çok önemlidir. Şimdi bendeniz size Necmeddin-i Kübra Hazretlerinden yani iftar için söylemiyorum. O zaman, okuduğumda o zaman anlamamıştım zaten. Lise 1'de okumuştum ben tasavvuf isimli kitabını. Allah razı olsun dergah yayınları çok güzel eserler yapmıştır yani. Dergah yayınları Allah bin kere razı olsun böyle eli ayağı düzgün kitaplar çıkartmışlardır. Yani tercümeleri iyidir. Hala orada Mustafa Kar Hoca. Mustafa Kar Hoca çok zaten iffetli bir insandır. Benim gördüğüm kadarıyla. Gıyapta övülmez kimse ama yani ilminin iffeti vardır. Süleyman Ulu da birçok bazı fikirlerini böyle taraf tutmadan söylemesinden dolayı hocanın o tarzını beğenmem. Ama eli öpülesice, ayağı yalanısıca bir adamdır. Neden? Sahtekarlık yoktur çünkü. Kritik bir mevzu inceliyor? Onu insaflı, terbiyeli şekilde çıkartır. Yani böyle bu insanları da doğru düzgün seçin. Haf ve reca denildiğinde ne ola ki? Şimdi size farklı bir izah da bulunacağım. Ama şunu anlatabildim mi? Anlatamadın derse el kaldırsın arkadaşlar. Havf ve reca bizim gibi insanların bilmesi gereken bir vazgeçilmezidir. Bizi kuşatır. Buna dikkat çekilmemiş olabilir. Bunun adı konulmamış olabilir. İzahı yapılmamış olabilir. Fakat tıkandığınız noktalardan birisi budur kardeşim tıkandığımız noktalardan ve tıkandığınız noktalardan birisi budur. Hav ve raca. Peki. Şimdi şöyle bir düşünün. İnsanın bir şeylere sahip olması, bazı nimetlere sahip olmasıyla kendisini gösteren bir şeydir bu havf raca. Korku ve ümit. Mesela insan aklı, aklı, nimetler vesaire olarak düşünün çok derinlemesine psikolojik analiz yapmayacağım. Fakat düşünün mesela çocuk korkmaz değildir. Çocuk nimetin farkını varmaz. Akıl nimetinin, bedeninin ve karşısındaki nimetlerin, nimetin kaybolmasının ne yapamaz? Muhakemesini yapamaz. Ateşi görür, ee, gider öyle yani. Ne kadar korkusuz bir çocuğum var demeyiz. Hemen doktora gösterin onu. Hele çocuk 3-4 yaşında hala böyle kendisi at ye falan bakıyorsa o çocukta bir anormallik vardır. Korku akıl alametidir. Korku akıl alametidir. Neticede şöyle bir genel bir tahlil yaptığımızda görürüz ki arkadaşlar nimetin farkına varmak, belli şeyleri hissetmek ve bilinç arttıkça korku ve ümit artar. Öyle değil mi? Yani bir çocuk buradan çıkıp da arabayla şurada Moyi Park'a gidebileceğini bilse, iki yaşında bunu aklı kesesen sen çocuğu burada tutamaz. Ümit eder oraya varmayı. Öğrendikçe ümidi artar. Elindeki nimetin güzelliğini falan fark ettikçe sahiplen Doğru değil mi? Aynı bunun gibi korkuyu ve ümidi artıran, azaltan şeylerden veya korku ve ümidin gelip de yapıştığı zeminlerden birisi de sevgidir, muhabbettir. Sevgisiz insanlar korkamaz. Ümit de etmezler. Melankoliklerindir. Bazıları hastalıkta. Bazıları da aklına inanır. Şansa hiçbir zaman inanmaz. Talihe hiçbir zaman inanmaz. Bir şeyleri ümit etmez. Görüyorsa vardır. Görmüyorsa yoktur. O adamda korku ve ümit yoktur. O yüzden bir adamı zalim bir adam yapmak için en önce ondan sevgiyi sevgi ve merhameti alırlar. Sevgi ve merhameti olmayan bir adam yani şey şey gelir o. Acımasız şekil. Mesela askerde basit bir şeydir bunu. Söylemezler ama ben deniz tahlilini öyle yaptım. Ve birkaç kişiden de sordum askeri psikoloji, savunma psikolojileri kitaplarını da meraklıydım lise yıllarında. Okurdum ederdim. Onları birleştirerek o kanaata vardım. İlle yüzde yüz doğrudur demiyorum. Ama kendime göre doğru tasdiğini aldım. Affedersiniz. Mesela der ki askerler bir yere gidilecek veya pikniğe gidilecek veya başka bir yere gidecek. Askerin de hoşuna gidebilme ihtimali olan bir şeyi mahsus birkaç askere de duyururlar. Saat sekizde toplanın ihtimalanında alanında. Toplanırsın. Sekiz, dokuz, on. Hareket etmeden öyle durursun. Ara bir rahatlar otur. Ne oldu haber bekliyoruz da sonra toplanın kışlaya gidiyoruz. Yok bir şey derler. Her an her şey olabilir. Bir şey ümit etme demektir o. Veya bizim benim başıma gelen anlatayım. Dünya Kupası vardı final. Evet ben bunu yaptım. Yani söyleyeceğim anlatacağım. Şimdi final maçı. eh yani biz de teknik olarak futbolun bazı şeyleriyle ilgileniyoruz. Yani İtalya ilamı, Brezilya mı, ne oynuyordu? Televizyon seyredeceğin, seyretmen için büyük fedakarlık yapman lazım askerde. Neden? Beş buçuk altıda kalkacaksın. Yatağına para attıklarında zıplayacak, yatağını düzelteceksin, tertemiz kasa kasaturan her şeyine hazır olacaksın. Altıda o hale gideceksin oradan yani. Güneydoğu'da da hep şehit veriyoruz. Orada, orada da sadece oradaki adamlar. Yani o askerler de onun için yetiştiriliyor televizyonu seyretmek için gidebileceğin alan iki buçuk kilometre. Ve gece gideceksin. Uykusuz kalacak olan sensin. Fakat komutan güya bir güzellik yaptı. Maç seyretmek isteyen, final maçı seyretmek isteyenler liste çıkartın. Onlara özel izinle çavuş gidecek eğitim alanına. Olan bize olacak yine aslında yani. Arkadaş maç uzadı. Tamam. Maç uzadı. Çok heyecanlı tabii arkadaşlar. Penaltılara kaldı. Çavuş ayağa kalk dedi. Marş marş yatakhaneye dedi. <laughs> Penaltılar yani. Şimdi bu namussuzluk. Ama niye yapıyor? Yani burada kafanıza göre hareket edemezsiniz. Bakıyorsunuz buna göre buna benzer terbiyeyi öğretmen de yapıyor. Bir şeylerden sonra bir şey. Yok senin saatinde olmayacak. Bunu sahip. He. O zaman şimdi bunun ikisini mezcedelim. İnsan bir şeyleri sevmekle beraber ümit etmeye ve korkmaya başlar. Her insanda muhakkak ya sevgi şeye, sevinç vardır ya hüzün vardır. Ya elem vardır ya emel vardır. Bazen ikisi beraber vardır. Elemle emel. Emel nedir? Reca'nın dalıdır. Ümit edersin de emelin olur. Elem nedir? Korkunun dalıdır anlatabildim mi? Elem duyarsın. Emelden ve elemden azade olan adam yoktur. Vardır da onlar zaten Hazreti insandır. Onların elemleri ve emelleri ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasına eriştirmek için insanlara nasıl hizmet edebilirim davasıyla alakalıdır ki onun elemi onun emeli onun korkusu, onun recası aynı ile ibadet hükmündedir. Aynı ile ibadet çok kıymetlidir yani. Yani onun kalp titremesini Arş-ı Rahman titrer öyle söyleyeyim sana. Kalbi titredi, Arş-ı Rahman titrer. Üzüldü, bütün melekler üzülür falan. Yani Allah murad ettiği için o hali yaşar. Anlatabiliyor muyum? Anlaşılıyor mu? Zor mu ders? Bitirelim mi burada? Yeni başladık tabii ki. Artık bloklarıma de alıştınız. Ama bakın bu dersten sonra eğer üzerinde düşünür ve okuduklarınızı bu potede, bu potada eritirseniz, göreceksiniz ki çok şeyin farkına varacaksınız. Sizin için çok güzel olacak. Ve bu devamlı olarak süre gelen bir ilimdir. Yani bu akarsu gibidir. Muhakkak bir mecra arar kendisine. Bu anlattıkların böyle bilgilerdir. Sen onun önüne set çeksen bile belli bir müddet sonra onu aşacaktır, göreceksin. Bunlar belli bir kaynaktan size geliyor çünkü. Bazılarınız bunu fark etti ki hala buradalar. Bazılarınız ısrarla derse gelmesindeki sebep bu aslında. O kaynakla ilintili bu, alakalı. Hepsini toparlarsak, İnsan sevgiye masar olduğunda, sevgiyi hissettiğinde bir parantez açayım daha iyi anlatmak için. Onu da söyleyeyim sonra geçeyim buraya. Böyle bir klasik sayılan bir masal var. Dört kafadan mı, beş kafadan mı bir insanla beraber bir yere gidiyor. Teneke adam, arslan bilmem ne. Bilmiyorum şimdi meşhur bir hikaye ama o. Ee, yolculuk yapıyorlar da bir tanesi hiç korku duymuyor. Korku nedir bilmiyor. Sonra sevince daha diyor ben korktum, aa korktum diyorlar. Diyor ki sevdin o yüzden korkmaya başladın. Çok, o, 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 not, o, o anekdot benim hakkımda kalmıştır. Sevgiyi hissettiğin artık korku da başladı diyorlar. Ve maalesef bunu batılılar bile bu şekilde izah ederken sevginin de korkunun da mükemmel izahını yapan medeniyetten gelen bizler bunlara kafa bile yormuyoruz. Bu çok vahim bir durum tabii. Mesele ekonomik olarak geri kalmak değil. Arkadaşlar hayallerimizi çaldılar. Düşünme şeklimizi çaldılar. Bizim artık hayal ettiğimiz bir ev, bir yemek salonumuz, yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz, hayat standartlarımızın hayali bile kirlendi. Hayal kirlenir miydi ya? Kirlendi. Bizi bir yere tıksalardı biz yine bir yerdeki o güzel bak Allah Teala hayalleri de diri tutuyor. Şimdi açmayayım diyorum. Girmeyeyim mi bu mevzuya? Hemen deneyeyim mi? Hafreca'yı. Hakikaten. Eski mevzuya dön diyenlere kaldırsın. Sen yanlışlıkla kaldırdın abi. Sen öyle vata yapması çünkü. <laughs> yani o, o sana, başka ses <laughs> Peki bak ama önemli bu. Estağfirullah. Lahum cennetun tecrimin tehtiyel anhar. <laughs> Halidine fiha ebede. Bu evet vaad etmiştir, hayal değildir diyorsun. Hayır ama bak bu senin hayalini süslüyor. Altından ırmaklar akan bir cennetten bahsediyor. Avatar bunu yapıyor, sen bunu kafaya koyamıyorsun daha. Sen canlandıramıyorsun. Altından ırmaklar akan bir cennet. Öyle bir yere otururlar ki karşılıklı sohbet ederler. Arkadaşlar bu sadece Allah'ın vaadi değildir. Sana bir hayal sunuyor Allah. Hayal ettikçe adam olacaksın çünkü. Hayalini berbat ettiler ya. Rüyalarını kirlettiler. Rüyalarını kirlettiler. Yani bizim bizim konuştuğumuz şey değil. O yüzden diyorlar ki bana niye sen hani böyle soft bir light Müslüman gibisin? Şunu söylesene bankalara binden ne yapsana şunu. Ya kardeşim adam mesele değil ki bu banka değil ki mesele. Mesela banka reklamını ben tenk, bankayı tenkit ederken Ramazan'da programı seyredenler varsa orada kullandığı çizgi film karakterleri tenkit ettim. Oradan başladım. Müşterilerini topluyor şu anda. Çocukları kandırıyor. 20 yaşına gelince oradan para alsın diye. Kaplumbağa koyuyor, gazoz koyuyor, kapak koyuyor. Hayallerinizi kirlettiler. Allah Teala bir yandan yaşama halini veriyor. Miras hukukunu anlatıyor. Avradın şöyle olacak, evradın böyle olacak. Her şeyi anlatıyor. Bir yandan da hayalini hür bırakıyor seni. Şöyledir diyor. Şu şekildedir diyor. Cehennemi de hayal etmen için. Ben sana çok fena bir şey yapacağım deyip bırakmıyor. Öteki türlü daha korkarsın çünkü. Şuraya girersem bunu yapacağım, buraya girersem o kadar ayağını kıracağım diyor mesela. Bu, bu kadar derecenin ne olduğunu görmendir seni. İki yanlış bir doğruyu götürür diyor. Dur bakalım yanlışlar doğruyu götürecek de adam aklı çıkar. Kaç tane doğruyu götürecek acaba diye. Allah rızası için işe bu noktadan bakın ya. Ben size filozof olun demiyorum. Ya bir Osmanlı kızıl elmayla ordu götürüyor ya. Nereye? Kızıl elmaya diyor. Kızı, neresi kızıl elma diyor adam ya? Kızıl elma diyor. Öyle bir vücut buluyor ki bu Bektaşi meydanında elma geldiğinde Bektaşi meydanında böyle tabakta getirir nakip şeyle Allahu Ekber Allah kurban gibi keserler. Bu hayalle bir ordu yürütüyor ya. Hayallerimiz kirlendi. O yüzden ben bunları konuştuğumda marjinal kalıyorum. Arkadaşlar ben konuşacak adam bulamıyorum. Bakın açık konuşayım size. Ayetleri hadisleri konuşacak adam bulamıyorum ben. Bu iş sevap kovalamakla olmaz. Bir ayeti düşündüğünde şu beyninin çatırdadığını hissedeceksin ya. Un ufak olur daha diyor. Ay ne müthiş <laughs> azam. Maşallah Allah işte unufak olurmuş da. Kafan ne alemde kafan? Çatırdayacak mı? Yorulacak mı? Yok. Böyle bir sevda yok, bir dert yok. 2-3 kişinin ilişkisine, 2-3 insanın hareketine bu işi kurban ediyoruz. Bu çok önemli. Bak ne diyorum sana bak. Allah'ın merhametine bak. Geçen es kardeşim Nesibe kardeşimle yaptım işte radyo programında. Ya Allah Teala bu alemde bir kaos yoktur diyor. Bu alemi sen Rahman ve Rahimiyet ile izah edemiyorsan yanlış görüyorsun hem Kur'an'ın ayetlerini, hem kainatı diyor. Bunu da en güzel ifadesi her surenin başında besmele var ya. Bismillahirrahmanirrahim'e bağla bunlar hepsini. Rahman ve Rahim'e çıkartmayan bir Allah senin Allah'ın olamaz. Başka bir şey tapıyorsun sen. Haybeye mi koyuyor başına besmeleyi ya? Çıldırıyorsun bunu. Besmele var hepsi besmele çekeceksin. Ya vacibinin farzını geçtik. Sana bir sağlama yapıyor ya. Anlatıyor, özetini de başta veriyor. Neticesi bir daha dön bak diyor Besmele'ye. Zaten onu bırakmakla kalmıyor. Sen oradan anlayarak onu dinleyerek Besmele'yi içine duyarak Rahman ve Rahim'le ülfet tazeyerek geldiğinde Bismillahirrahmanirrahim Elif la emmim Allahü la hayyül kayyum diyorsun zaten. Ali İmran'a öyle geçiyorsun. Hepsini öyle geçiyorsun. seni. Besmele. Hepsinden besme. Rahman ve Rahim muamelesiyle geçiriyor seni. Hep öyle muamele ediyor. Ben böyle düşünüyorum Allah. Olmaz diyor. besmeneye vur diyor. Ayarı bu diyor. La ilahe illallah diyor ayarı bu diyor. Ve senin hayallerini süslüyor Allah. Niye bir adam Kur'an okuduğunda namaz kıldığında rüyaları güzelleşiyor? Çok sevap çünkü. Sadece o değil. Kirlilikten kurtarılıyor. Temizleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın hayali pislenmişse o adam namaz kılmakla temizlenmez. O yüzden idrak çok önemlidir. O yüzden Hazreti İbn Abbas benim ihvanıma söylüyorum bakışlarına hakim olsunlar. Allah ve Resulü için. Bir daha seferi gözünü çıkartırım. Şimdi devam ediyorum. Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin beyanıyla baktığımızda efendim Allah Teala'nın Rahman-ı Rahimiyetine baktığımızda bunları anlamakla beraber gideriz. Bir şey söylüyordum. Nereye kaçtı o? hayaller mevzundan bir yere geliyordu. Meh. Liya'rifun diyor Hazreti İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas Estenzu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun liya'rifundur diyor. Liya'rifundur. Ümraniye'de benim ilk verdiğim ders de bu. Ümraniye'de dedim ki size kaç sene evvel? Belki 8 sene oldu, belki 9 sene. Safiye abla biliyor o derste vardı. Orada dedim ki şu soruyu sordum cemaate. Dedim ki peygamberler insanların en üstünü müdür? Evet. Niçin üstündür? E çok ibadet Allah seçti. Tamam ama bir özellikle öne çıkıyorlar. Mesela peygamberler en çok namaz kılanlar mıdır? En çok oruç tutanlar mıdır? Bugün bir arkadaşı anlattılar. Her gün oruçluymuş. Mesela Efendimiz her gün oruçlu değil. Ama değil her gün oruçtu Bin sene ömrü olsa, her gün oruçlu olsa, gece namaz kılsa Resulullah Efendimizin ayağının dibine gelmesi belki bir hayal. Kulluk derecesi olarak. Peki nedir? Allah'ın zatına ve kulluğa arif olmada en zirve olanlar peygamberlerdir. Yani kullukta ve Allah'ı anlamakta en isabetli görüşe sahip olanlar peygamberlerdir. Ona irfan deniyor işte. O yüzden de liyarufun diyor. Anladın? Anlatabiliyor muyum? 40 rekat teheccüd kıl, ondan sonra gelinle azap et. Nerede bu namaz, nerede bu hal? Dedirtmesinin sebebi bu İrfanla beraber gitmediğinde o ibadet hazine bulamıyor. Basit görüyorsun sen onu ama işte o petek olmadan o özler bir işe yaramıyor. Toplayacaksın, o öze koyacaksın onu. Onun üzerine titreyeceksin. Tamam? Mühim bu. Hayallerinizi çaldı. O sebepten dolayıdır yanlış yere bakmak, yanlış konuşmak, gıybet etmek. Bunlar insanın hayallerini kirletir. Boş konuşmak, malayeni yapmak. Hayallerini kirletir insanın. Bir insanın hayalleri kirlenmezse ve o hayalleri meşru emellerse ve o var derse mesele tamamdır. O yüzden Hazreti Mevlana'nın 18 beyti muhteşemdir. Ben bunu buraya, oraya yazmadım bile. Kimi anlatacaksın? Kaç senelik cemaatimi anlatamıyorum. Sonra ben anlamış adam değilim ki zaten. Biz günler uzasa da biz varamasak da sen şad ol ey aşk diyor. Sen şad ol. Yani ne? Hak zuhur etsin. Ha yücelden zuhur etmiş, ha özgürden, ha Fatih'ten. Hakka aşıklık böyledir diyor. O gözünsün ya. Onun için Fatih mi lazım? Yücel mi? Bende olmadı onda mı oluyor? Onda zuhur etsin. Çünkü maksat diyor sen ben değil ki o diyor. İşte o sebepten bizim medeniyetimiz hu Hu diyerek bir medeniyet kuruyor. Hu tamamen hayalinin temizliğiyle ortaya çıkan bir şeydir. O denildiğinde sen ne anlıyorsun? Eskiden o denildiğinde bir tek o anlaşılırmış. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun yok, tiryakisi yok. Şu anlattığım benim şurada bir güzel konuşma olarak geçecek. Hiçbir kıymet harbisi kalmayacak. Ama biliyor musunuz? Şu kitaplarını okuduğumuz adamlar böyle yaşadı işte. Bu sadık efendiler böyle yaşadı işte. Böyle yaşadılar. Bangır bangır ayeti kerimede de Huvallahu la ilaha illahu. Huvallahu la ilaha illahu dedirtecek sana. Mufassal ayetlerde geçecek. Sen hala bakacaksın. Sen Hu Allah'ın ismi midir, din midir? Şer'an bir mahsuru var mı falan? Gramerden irabı nedir diye uğraş durayla. Adam bir çifte Hu ile bunu halletti. Bitirdi. Şu anda medeniyetimizi takip eden medeniyetler bir sembolle sana filmde ne anlattığını, ne gösterdiğini an anlatıyor. İşin acayip tarafına bak ki sen ki Fatihler neslisin. Sen anlıyorsun. Belki o gevur çocukları senin kadar anlamıyor. Neden biliyor musun? Sendeki anlama menfezleri daha çok. Onların geri zekaları anlayana kadar sen çoktan anlıyorsun orada verilen işareti. Ama çok cazip seyrediyorsun. Alıyorsun. Benziyorsun. Benzeme demiyorum. Tamam ben de seyrediyorum diyor. Tamam. Temizlenecek bir mahfel bul kendine. Böyle kalma. Gül bile kendi haline bırakılırsa yabanileşir. Dikenden geçilmez. Yaprak da çıkarmaz. Muhakkak bir yenilenme yeri bul kendine. Tazele kendini. Bul bir aşı. Hıyarın, buğdayın GDO'suzunu ararken, bir Hazreti insan bul ya. Bir Hazreti insanın meselesini oku. Zevk edin. Allah sana sormayacak mı ahirette? Ya kusura bakmayın benim biraz şeyim kaçtı. Yani bunları hiç konuşmayacaktım ben. Şimdi anlatacağım ama onu özetleyeceğim. Özür dilerim. Tamamen bu şey gelişti yani kendinden geç. Özür dilerim söylüyorum. Biraz da belki sizi göremem bir daha diye. Ümraniye'de diye söylüyorum. Estağfurullah. Ben sizi ama siman hatırlıyorum. Heh, tamam. Peki. Canım niye karşılaştığımızı söyle de bari millet bühtan etmesin. <laughs> tamam. Heh. Ben sizi siman <laughs> de konuşma yapıyordum. Orada selamlaşmıştık. Tane, e, gariban, e, roman var, tamam, yani. tamam anladık anladık <laughs> tamam anladık <gülüyor> anladık <gülüyor> anladık. anladık. <tamam. Evet. gülüyor> anladık. Sağ Allah razı Bakarsın öyle roman roman birisi şefaat eder bize. Allah'ın öyle kıçı kırık evliyası var ki. Öyle acayip insan. Onlara o harabat haliyle böyle bakacağız. O kendi çilesini doldurmuş. Bir gramlık adam zaten. On gram üzerine yaptığı zaman evliya olacak o. Sen dolu tanker gibisin. yükle, yükle dolmuyor. Onlar bir Allah diyecek bizim çok çok önümüze geçecek. Çünkü bize hesap sorulacak. Nimetten soracağım diyor Allah. Hepinize soracağım demiyor. Anin naim diyor. Gel bakalım gönlendiğini anlatıyordur sen. Gel bakayım buraya şimdi. Bir de bize bir anlat diyecekler şimdi. Mehmet Zahid Efendi erişmiştin değil mi? Gel bakayım bu yarası sen buraya gel. Şimdi bu adam erişmedi bak bunun haline. Bak senin haline transit. Allah yardım ede. Tek Allah yardım ede. Abla seni kim gönderdi buraya? <laughs> burada hatırlıyorsun yine de öteki tarafta hatırlatırsan tam sana iyi iş yaptın derim. Şimdi şimdi pek <laughs> övemiyorum seni. <laughs> Bu adam anlatıldı falan. Yanan şu adam yanık tabii orada çıkartacağım biraz yanınca falan. Ben ciltlerin tazelendiği anda görmen lazım. Yani tazelendiği <laughs> anda Tövbe estağfurullah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Heh şunu söyleyeyim bak size vasiyet olsun. Hasbi la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve varabbul arşil azim. Ben bu hadisi müsnedde fi tarihinde okumuşum. Evradı çalışırken sonra unutmuşum. Unutturulmuş. Ramuz'da okurken hatırıma geldi. Bunu Mehmet Efendi söylerdi. Zahid Efendi. Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Tevbe suresinin son kısmıdır. Hasbi Allahu la ilahe illahu. Biraz la'yı uzatın. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Yedi kere bunu okuyan bir insan. Hele akşam Korktuğu ne varsa o korkusu izali olur. Önünde ne engel varsa kalkar. Allah onu muradına eriştirir. Buyurduktan sonra bir muazzam cümle daha var orada. Sadece diliyle söylese bile. Bu çok acayip şimdi. Yani müjde esas burada. Tam bana göre olacakmış. şey. Yani sadece diliyle bile söylese. O kadar muazzam ki sadece diliyle bile söylese tesir eden bir şey. Hasbi Allahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Tevhid var, takdis var, tenzih var, tesbih var. Hazreti Muhammed var. Bunun içinde Efendimiz de var. Ve hu var bak. La ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu Kim diyor bu sözü? Ona dayandım ben. Beni birisine dayanıyor zannetmeyin diyor Resulullah. Aleyhi tevekkeltu Ve huve Rabbül Arşil Azim. O arş Azim'in Rabbidir o. Arş-ı Azim niye derler? Hey hey. Yani bir, bu sohbeti ben sahabiyle yapmak isterdim çok. Ya bilemem Cemalullah seni ona biz aşar tabi de. Ama yani şunu mesela bir Abdullah İbn Abbas'la konuşmak, Hazreti ile konuşmak isterdim yani konuşsunlar görüşme ne yaparlarsa yapsınlar diyesi geliyor insanın söylememesi lazım tabi öyle şeriat kolluk kuvvetleri hemen küfür der fakat yani böyle bir şey bu ne muazzam bir şeydi bu nasıl bir ayettir ya döndüler mi onlar senden fe intevelle fekul de hemen hasbi allahu la ilahe illa aleyhi tevekkertu ve huve rabbul arşil azim Arş-ı Azim'in sahibi olması Allah'ın ne teselli verir ki sana? Orada Arş-ı Azim Resulullah'ın kalbidir. Arş-ı Azim o Resulullah'ın kalbidir. Çünkü neden? Allah arştadır dediğinde bu şeye girer. Mekan ittihazına girer. Ama Efendimiz ne buyuruyor? Hadisi Kutsi'de onun lisanı Femi saadetinden Cenab-ı Allah nasıl konuşuyor Celle Celaluhu? Yere göğe sığma, bir müminin kalbine inerim buyuruyor. La yesa'ani diyor. Yani hiçbir yere sığma. La Ama kabirleyin o kabirleyin ne İncelmiş, kırık kalp demekti. Görümcan kızmış, anam bağırmış, kocan anlamamış, kalbin kırılmış. Hop Allah öyle değil o. O kabirleyin Allah'a kullukta kalbini kendi kendine ezmen demektir. Muhasebe yapıyorsun. Böyle mi çıkacağım diyorsun yani. İnerim o zaman diyor. Adeti öyle. Ne muazzam şeydir bu ya. Ve bakıyorsun bunu öyle anlamış dervişler hu hu diye devran ediyorlar arştaki melekleri takliden. Bahu Rabbul Arş'ı lazım yani. Ne acayip işlerdir bu işler. Bu adamlar bu manayla doymuş sen diyorsun ki bunlar karın doyurmuyor. Aradaki mesafeye bak. Bu adamın her şeyi doymuş. Bu zevklerle doymuşlar. İlk tekke ne zaman yapılmış biliyor musunuz? Osmanlı'da. Padişah emriyle. Padişah emriyle yapılan ilk tekke Bursa'da. Orhan Gazi hemen ilk işçi çarşıyı teftiş ediyorlar. E nasıl oluyor ya? Aa, padişahın işi yok mu? Ya Öyle anlattığın zaman anlamıyorsun. Şöyle anlatırsan anlıyor ama. Başbakan kabineyi kurarken ekonomi bakanını seçti. Ha, anladım diyor şimdi. aynı şey. Pazara bakıyor yani. Ne var ne durum var. Nar nedir? Satıcıların durumu nedir? Neden şikayetçiler? Birebir bakıyor. Başkası baksın diye bakan demiyor. Kendisi bakıyor. Tebdili kıyafet geçerken bakmış iki hama tam önlerindeki dakika selam aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Kardeş tebessüm ediyorlar. Sıcak bir sop. İkisinde de yük var. Adama ne biçim bu adamlar demiş üşenmiyorlar sırtlarında yükle konuşuyorlar kenara da indirmeliler. Neyse diyorlar pazara bakıyorlar çıkışta bir bakıyorlar ki adamlar hala konuşuyor. Fe subhanallah bu adamlar yaşlılar da diyor hamal. Hamallar mesuttur. Bunu rahmetli Şemsettin Yeşil de anlatıyor. Hamallık yapan insanların hiç dikkat edin yüzü asık dedi. Gerçekten hamallık yapar. Öyle iş icabı part time çalışan değil mesleği hamallık olanlar ben merak ettim gittim Mercan'da da gördüm. Mutlu adamlardır. Yükünün farkında olan adam mutludur. Ne taşıdığını bilmeyen adam mutsuzdur. <laughs> Hassın hastalığı budur. Bilmez onu. taşır o. Çeker çilesini koyar. O oturduğu da alnını seyir. Mutludur o. Yapmıştır işini. indirmiştir yükünü. Sen hala taşıyorsun. Ne taşıdığını da bilmiyorsun. Sıkıntı. Konya, Konya tabi sıkıntı. Bunlar niye ayakta duruyor demiş ya. Efendim bunlar derviş demiş. Bu işte geyikli babanın falan şeyde ahi birisi falanca der halveti. E böyle o zaman demiş niye bunlar? E yerleri yok demiş. Yani sohbet edecek mekanları da yok. Olmaz demiş. Bu bir ihtiyaç. Emrediyorum. Dervişlerin oturacağı mahaller yapılsın. İlk dergah inşaatını Orhan Gazi vermiştir. Padişah. Benim. Ya, Aslında iş yapsa köydeki kahvaneler var ya mektep olur mektep. Bak şimdi ne yapıyorsun? Fizana gitsen, Marsa gitsen bilgiye evi açıyorsun şimdi Ümraniye'de 20 tane. Sebep aman bir araya gelsinler, bir otursunlar, bir konuşsunlar ya. Böyledir çünkü. Ne zaman medeni olacaksın? O zaman Osmanlı seviyesine geleceksin. Tekke, zaviye, onu işletecek adamlar da yetişecek. Oturup halleşip onu hal haline getirecek insanlar da yetişecek. Mecbursun aynı işi yapmaya. Yoksa dernekler, lokaller, bir Kanarya sevenler açacaksın. Eskiden miskinler tekkesi varmış, abdal tekkesi varmış, binlenme tekkesi varmış, ayakkabıcı tekkesi varmış. Ayakkabı esnafı oraya gidermiş mesela. Adamların tembel hastalığı var, tembel hastalığına tutulmuş, tedavi olmuş, şeyhi koyarlarmış başına. Cüzzamlılar var, nereye gidecekler? Cüzzamlı şey koyarlarmış. Ecdadın aptal değildi seni. Bir kere matematik hesabı yap. 27-28 milyon kilometre kareden bahsediyorsun. Sen şurada Kıbrıs'tan, Yunanistan'da ada alamıyorsun da. E otur hizaya gel. Diye adama sorarlar. Çok dağıldı mevzu. Hayallerimiz kirlenden buraya kadar geldik. Bilgi evine kadar getirdim. Yaklaştık yine. Çok uçtuk ama cennetten buraya indik tekrar. <laughs> Yani konuştuğunda kendilerini unuturlardı, yaşarlardı. Allah da bunu destekliyor ama. Muttekine alal eraik. Mutakabülü Konuşurlar diyor, dayanırlar. Sedirde o demezler. Öyle anlatmıyor Allah ayet kerime. Döşeklerine otururlar, seyrederler, karşılıklı sohbet ederler diyor. Ne yapacaksın cenneti ya? Al git şire de ormanlık var, dolaş gel. Aa kuş göttü diye demek için bile bir adam ararsın yanında. Tek yapamazsın ki. Mümin kimdir diyorlar. Mümin Allah'ın ismidir. İşte buradan da anlaşılır ki mümin, müminsiz olamaz diyorlar. Mümin, müminsiz olamaz. Neden? Müminle mümin buluştuğunda el mümin tecelli eder diyorlar. O yüzden hep cemaate, hep beraber olmaya hatır sorun. Oldu. Oldu. Hatır sormaya vesaire yapmaya bile kalplerin kaynaşması vesile olduğu için, o muhabbet olduğu için Allah'ın hoşuna gidiyor. Nefislerinden vazgeçip, ikiniz de nefsinizi terk edip bir güzeli anmak için birleştiğinizde Allah sizden geçiyor ya. Senin günahından geçiyor. O yüzdendir o musafa edildiğinde günahları böyle dökülür diyor. Bak şimdi selam veremeyen var birbirine. Neden? Nefis. Selam vermek nedir? Risk almaktır. Nefseye kart etmektir. E tebessümle yapıyorsun. Hatır soruyorsun. Ne kadar dertli olsan bile içeri giriyorsun. Selamünaleyküm, Hoş geldiniz. Allah razı olsun diyorsun. Onlar diyor, sen neden de Allah razı olsun? Bit. Kolay mı? Evet. Bu kadar kolay. Haf Ece. Dolayısıyla hepsini birleştirirsek dedim, ta buraya kadar geldim. Hepsini birleştirirsek adam iman sahibi olmadan evvel elem ve emel arasında daha haf ve recayı anlamadan sadece bu ortaya çıkan şeylerle kaygı yaşar. Kaygı ve panik. Kaygı ve panik ve neyi istediğini bilememek. Neyle tatmin olacağını bilememek. Aslında bu anlattığımız imanlı insanlardaki olan bir şey değildir. Bu haf ve değildir. Şimdi bak öyle bir tablo çıkacak ki birazdan karşınıza ve çok hızlı geçeceğim. Esas anlatacağım buydu çünkü. Havf dedik ki size birkaç kere kayıtsız şartsız ve neden olduğunu bilemediğin korku hissinin adıdır. Korkmak. Havf. Her türlü korku. Ama neden? Neden olursa anasını sattım. Her şeyden. Havf. Havf. Evet. Reca ne? Bütün ümit ettiğin şey neden olursa olsun ne istersen iste. Herhangi bir şey ümit edip onu kafaya takma. Reca. Veya ümitli olma. Neşe de diyebilirsiniz buna. Neden sevindiğini ve neden korktuğunu bilmeyen bir toplum için ne dersiniz? Buna da diyemezsiniz siz. Haf ve recada takıltılık diyemezsiniz. Henüz bu haf ve recaya gelmemiştir. Yani dramatik olacak ama uzatmadan sözü söyleyeyim. Bunu anlatarak size 10 dakikada sonra söyleyecektim bu cümleyi ama çok açtım zamanımı. Şöyle söyleyeyim. Haf ve recayı siz mastar ve som halinde, ham halinde düşünün. Petrol malzemesi gibi. Petrol. Haf ve reca dediğin şey aslında budur. Petrol. Öyle düşün. Petrolden neler üretiliyor şimdi? Bir sürü şeyler var. Bugün insan o kadar suni, o kadar sanal bir alemde yaşamaktadır ki, Henüz haf ve reca'ya yaklaşamamıştır bile bak. Şimdi haf ve reca'yı konuşacağız da. Haf ve reca'nın yan mahsullerini görür. Bu ne? Petrol dersi. O petrol değil bu. Şu anda bu çok değişti. Bu petrolse dök bakayım arabaya çalıştır. Götür bakayım rafineye bir daha iş yapıyor bu. Buna petrol diyemezsin artık. Kaç emitasyon kaç bilmem ne geçirmiş. Bugün insanlar korku ve ümit dediğin şeylerde bile hayalleri kirlendiği için Şahsiyet tekamül etmediği için korkunun ve ümidi yalın halde ham maddesi GDO'suzunu göremiyorlar şu anda. Natürel bir korku, natürel bir ümit yok. Şu anda böyleyiz. Tamam. Bunu iyi akla koyun. O yüzden de bu asrın hastalığı odaklanamamak. Bir mevzuyu odaklanamamak. Neden sevindiğini bilememek. Niçin sevildiğini bilememek. Niçin korktuğunu da bilememek. Daima endişe. Panik ataktan, stresten, şusundan. Bu... Dur huzursuz. <laughs> Tam adı. Huzursuz. Ayağı bile sallayan adama huysuz bacak diyorsunuz. 30 sene evvel böyle bir hastalık yok. Bacağını sallayan adamın niye salladığı belliydi. Ula bizim uşak ayağını sallıyor. Evlendireceğiz diyorlardı. Anlıyorlar. Çözüyorlardı işi. Babası ayağını sallıyorsa ula tokat geliyor derdi. Ayak sallamayı bile anla. Vücut dilimizi bilirdik. Vücut dilimizi de İngilizce öğreniyoruz şu anda. Vücut dilimizi o yüzden okuyamıyoruz. Senle ben nasıl anlaşacağız? O vücudumu farklı anlatıyorlar bana. Ya bilmiyorum. Sıkıldınız mı mevzu? Derdimi anlıyor musunuz? Anlatabiliyor muyum? Neyini okuyacak senin adam? Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyetler'de olduğu gibi. İmam diyor papazı gösteriyor. Rusya. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Rusya Rusya'dır her zaman unutmayın ayıdır. Bir açıklama yaparsın Ukrayna hakkında. Ertesi günü patlatır dinlemez. Hayvandır çünkü. Rusya oldum olası ayıya teşbihtir zaten. Kendileri de öyle kabul ederler. Ayı. Rus ayısıdır ya. Yani. Hırs diye girer. Ama olmadık merhametleri de vardır. Aynı ayı. Millet olarak da ta, ta şey yapmıştır. Mesela bizden çekilirken bize silah vermişlerdir 1. Dünya Harbi'nde. Siz Ermenilerle falan çok uğraşacaksınız, lazım olacak diye bizim işimize yaramaz diye. İşi bitince de gider yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ayının da, yılanın da, akrebin de, sinsinin de Allah şerlerinden muhafaza eylesin ama ben denizin korkusu bu değil. Koruyacak neyimiz kaldı korkusu var. Geçenlerde size onu işaret ettim. Şehitler ölüyor. Şehitler ölmez de şehit diyoruz, gönderiyoruz onları. Onların işi bitiyor, derece alıyorlar. Ama ne zaman şu ahlaksızca programlara ve insanlarımızın bu kadar ahlaksızca teşhir edilmesine karşı bir çare bulacağız ve bundan ne zaman üzüleceğiz? Şu anda bütün Türkiye'nin problemleri bitse, şu anda biz neyi kazandık sorusunu sorsalar verecek cevabımızı konuşuyorum ben şu anda. Neyi kazandık sorusunu. Ne kalacak elinde? Sınırlarını temizledin, binlenme temizledin. Bunların hepsi bu vatan bir insan içindir. Bu insanı kaybettikten sonra düşmanın olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu insan var olduktan sonra bütün millet düşman olsa ne olur? Sen kendini bildikten sonra. Bu noktada bakmak lazım hadiseye. Biz bu bakışı da kaybettik. Korkak olduk her şeyden. Ödlek olduk. Saddam Hüseyin kimyasal silah elinde tutuyormuş Amerika'ya atacak denildiği gün saat itibariyle 48 saat içerisinde 300 binden fazla gaz maskesi satılmış Amerika'da. Irak'tan adam atacak diye. İnsanı bu noktaya getirir işte. Haftan ve recadan uzak sanal alemde yaşamak insanı bu kadar acınacak hale getirir. İnsan şu anda mutsuzdur. Bunu aslını, bu sözü inkar edecek birisi var mı içinizde? İnsan günümüzde mutsuzdur. Bir ayakkabıyla bir sene neşelenen çocuk, haftada bir ayakkabı değiştirdiği halde mutsuzdur. Şunu istiyorum, başka bir şey istemem, ne olur diye yalvarır. 24 saat sonra canım sıkıldı der. Neye sevindiğini, neye üzüldüğünü, neden korktuğunu bilmeyen sanal alemin sanal insanları. Bunlar için haf vereceği konuşulmaz. Haf vereceği kim içindir? İşte şimdi anladık mı? anladık mı? Cemaat halinde olmuş, biraz dini yaşamaya çalışmış, tasavvufun da manevi kaynaklarından beslenen insanların haf vereceği anlamamaları çok üzücü dememdeki sebebi şimdi anlatabildim mi? Şimdi gelelim hakikat yolcularına. İnsan tevhide eriştiğinde, bir tevhid makamını kabul ettiğinde, o sevmekle, dikkat edinle, o bir şeylere sahip olma, nimeti fark etmekle beraber, insanda haf ve reca başlar. Evet. Anlatabildik mi? Gitmedi yani o kurduğumuz cümle bir yere. Onun arasını doldurduk şimdi. Geldik bağladık. İnsan iman olmakla, tevhide erişmekle beraber, o insanı bekleyen ikinci basamak korkudur. Ama yalındır. Ama onu karakterini düzeltecek bir korkudur. Sanal değildir, hakikidir ve recadır. Ümit besler. Fakat bunu, bu haf ve reca'yı, ilk başta ona lazım olan şey, Allah'ın hudutları, ve sevdiği zatın kendisine gösterdiği şeyler hususunda toptan, yekten, ilk başta ona ilk önce lazım olan şey, neme lazım ben bu işe girmeyeyim korkusudur. Ürkek adımlardır. Bunun adı temkindir. Temkin. Temkin. Size mekan, kâne falan temkin konusunda bir konuşma yapmıştım. Hatırlayan var mı? Çok önemli bir konuşmaydı. mümkün. Hatta onu da anlatmıştım. Mümkün. Mekan. Kâne. Olmak demek. Temkinle bir şeyin olabilme ihtimaline doğru gitmesi demek. Temkinle hareket etmek. Temkin. Her şey olabilir. Bu alem, alemi imkandır. İmkan alemi olduğu için her şeyin olması da mümkün olduğundan temkin sahibi olman icap eder. Temkin sahibi olman için bir şeyin nasıl olacağını, nasıl olamayacağını da bilecek kadar ilim sahibi olman icap eder. Tamam. Anlattık, anlaşa, anlatabildik mi? O yüzden insanın bu lisanı öğrenmesi, bu lisanın inceliklerini öğrenmesi kendiliğinden o adamı dindar yapar. Böyle bir çekimli bir dili öğrendiğinde imkan, kâne, kün, ol temkinli gider ve kün emrini bekler hatta. Ve olur. Kâne, yekûnü. Oldu, olur. Bu alem ne alemidir? Kevn ve fesat alemidir. Kevn oluş demektir. Bir kelimeden yüzlerce manayı bulabilirsin. Bu kafa çalışmadığı için şimdi ayeti de okuyorsun kâne yekûnü, kâne ve kardeşler olarak, nahiv ilmi olarak biliyorsun, o kadar kalıyor. Oldu oldu geç. Niye Allah bunu kullanmış? Allah niye bu manayı bu kalıba dökmüş? Kâne kalıbına dökmüş. Kafa yormazsın bile. Ama ecdadın yormuş. O yüzden belki hafız değilmiş ama bir sureyle iş görüyormuş. Bir ayetle iş görüyormuş. Geçmeyeceğim artık tekrar o sahaya. Ben konuya dönüyorum. Haf ve reca. O zaman tevhid sahibi insanı bekleyen bir duygudur bu. Haf vereceğ. Ne derler halk arasında? Bekarak kadın boşamak kolaydır derler. Veya ne der? Çocuğun yok tabi ne bilirsin derler. Değil mi? Çocuk olduğunda korku artar mı? Evlendiğinde sorumluluk sahibiysen korku artar mı? İş sahibiysen artar mı? Dolayısıyla iman sahibi olan insanda da bir korku başlar ve ümit de başlar o iman. Çünkü çocuğun olur, çocuğundan bir şey ümit edersin. Ailen olur, işin olur. Hepsinden ümit var mıdır? Vardır. Bazen bu ümidin olmamasından korkarsın. Bazen de ümidine yaptığın bu tamamen bağlı olduğun şeylerin tamamen kaybolmasından korkarsın. Ama neticede korku ve ümit nimetin sende olmasıyla oluşuyor ve sevgi de buna katkı sağlıyorsa bu korkuya ve ümide imanlı olmak korku ve ümidi beraberinde getirecektir. En büyük nimet iman nimetidir. Bu imanı kaybedersem, böyle imanla gidersem ama iman ettim şöyle güzel cennetlere elbette kavuşacağım. Benim mümin demeler hiç senden eksik olmayacaktır. Şimdi bu bıçak sırtını doğru anlamakta mesele. Onu söyleyeceğim. Ve bugün korku ve ümit arasında bu Abdülkadir İsa Hazretleri'nin onun 15 sayfalık yazdığı bir şey var ama özür dileyerek daha fazla uzatmamak için bir tarif vereceğim. Nasıl ki insanın kendi hayatındaki vehimleri, korkuları, ümitleri onun hayatının standartlarını onu insanlıktan çıkartacak, onun yapması gereken sorumluluklardan uzaklaştıracak bir noktaya gelmediğinde yararlıysa dinleyemediniz, yoruldunuz. Şu kapıyı açar mısınız? Hoş geldin. Oksijen diyormuşum. Tamam. Evet, az yoğundan çok yoğun. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar ediyorum. Nasıl ki bir insanda korku ve ümit belli bir ölçekte olduğunda o insanın hayatını sürdürebilmesi için, daha dengeli yaşayabilmesi için bir rol oynuyorsa. Bunu şöyle anlatmıştım daha evvel. Hasta olmak korkusuna giyinirsin. Dışarı çıplak çıkmazsın. Çocuğuna bir şey olur diye onun gıdasına dikkat edersin. Üstünü örtersin. Eğitimiyle ilgilenirsin değil mi? Bu korkular, bu ümitler seni hayatta yapman gereken vazifeleri de daha dikkatli yapmana sevk eder. Ve hayatını idame ettirmeye vesile olur. Öyle ya. Hayatını yaşama daha uzun, saatli yaşaman için bunlar belli bir ölçekte lazımdır. Ama bunlar artık kontrolün dışına çıkarsa, seni sen olmaktan dışarı çıkartırsa, Mesela çocuğunun efendim takıntı derecesinde merak ediyor. Bilmem ne olursa kamera koyuyor. Oradan şey yaparsa laser koyuyor. Sinek gelse öldürsün falan diye. Mesela dedim. Veya işte kabuslar görüyor. Devamlı çocuğunda bir şey olduğu kabusu görüyor falan. Artık eli ayağı titriyor. ilaç alıyor. Artık bu normale geçiyor. Normal ne normal? Herkese göre değişir ya. O kişi artık normal insanlığını ve kulluğunu yapamayacak noktaya geliyor. O zaman haf ve reca dengeleri değişmiştir ya da o kişi henüz o yalın haliyle, bozulmamış haliyle haf ve recayı tanımıyordur. Mesela insanlığın birçoğu şu anda deli midir diye sorsak aslında raporlu delidir. 25-30 sene sonrası için çocuğunu sanki böyle yerine yerleştirip sınıfında görecek kadar çocuğu yetiştirme hastalığı mesela ve bu hedefe giderken ki takıntıları, her şeylerini ona göre feda etmeleri, hayatını ona göre yaşamaları, bu şu anda normal kabul edilebilir. Ama burada bir subjektif olma hakkımız var. Eğer bu subjektiflikse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetine baktığımızda bunları göremeyiz. Yapılması gerekeni yapar. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim der. O fe in sadece senin hidayet için konuştuğun adamların senden dönmesi değildir. Senden çıkan bütün işlere de aynı zamanda öyledir. Ben anlattım anlatacağımı yaptım sonuna kadar yapacağımı. Hasbi Allah la ilahe. Allah'a kaldı benim işim. Onu Allah'a havale etmezsin. Ben Allah'a kaldım. Ben işimi doğru yaptım mı yapamadım mı? Ben ona dayanarak bu işi yaptım. Sana dayanarak yapmadım ki. Çocuğa dayanarak yapmadım ki. Talebeler ihvan için yapmadım ki. Ben oradan alacağım övgüyü, metü senayı vesaireyi. Neyse alacağım. O yüzden tevekkül her zaman bunu meraklısına söylüyorum. Tevekkül ihlastan üstündür. Bunu meraklısına söylüyorum. Bunun için ciddelle kitap lazım. Meraklısı bunu araştırsın kendisi bulsun ne demek istenileni, istenildiğini kendileri bulsunlar. Bu, bu konferanslara sığmayacak bir mesele. Oradaki tevekkülü çok iyi anlaması lazım. ihlası da çok iyi bilmesi lazım. İşte insanı da kulluktan ayarını kaçıran korku, kulluğu yapmasına mani olan ümit sakattır. Yanlıştır. Çok korkuyor. O korkusundan dolayı artık hayatı berbat hale geliyor. Yanındakiler de berbat hale geliyor. Kendisi de artık korkudan. O kadar korkuyor ki sevgisinin önüne geçiyor. O kadar seviyor ki korkmuyor. İkisi de beter. O kadar sevgi ağır basıyor ki korkmayı unutuyor. O yanlış. O kadar korkuyor ki sevemiyor. Yanlış. Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçülü olup olmadığımız normal diyebildiğimiz daha doğrusu normal demeyelim de bunun dini literatürdeki adını söyleyelim. Sırat-ı müstakim. Mağdub ve dalin olmamanın adı nedir? Çünkü haf ve recanın daha hakikatine erişmeden evvel nasıl sanal alemde daha imanı olmayan insanların İlk başta karşılayacakları elem ve emel gibi hadiseler varsa, haf ve recayı gördükten sonra da ipin ucunu kaçırıp mağdut ve dahillin olabilecek insanlar da var. Dini eğitimi aldığı halde dinin dışına çıkanlar da var. Dinle tanışmadan bunları görmeyenler, yoldan çıkanlar yola girmeyenler olduğu gibi yoldan alabilecek bir şeyleri olduğu halde çıkanlar da var. İşte Fatiha bize bunu öğretir. Şimdi tamam toparlıyorum. Artık evden arayanlar da çoğaldığına göre bu bizim bitiş dilimizdir. Arkadaşlar bunun sağlamasını şöyle yapacaksınız. Bunun sağlamasını size kimse yapamaz. Dışarıdan bir kimse yapamaz. Aa sen işte sultan kardeşim sen çok korkuyorsun. Az seviyorsun. bilmem çok ümit ediyor. Bunun sağlamasını yapamaz. Arkadaşlar bunun sağlamasının en güzel en uygun metodu şudur. İçinizi herhangi bir şekilde Allah'a kulluk noktasında bir korku Anlatmadığım yerlerin farkındayım. Unuttum zannetmeyin. Onlara girmiyorum. Şurada kalmıştım. Oradan buraya gelmiştim. Beni rahatsız ediyor. İlk başta bir kere kayıtsız şartsız bir korkacaksın demiştim ama sonraki basamakları anlatmadım. Farkındayım. Ama konu çok uzayacak. Yani Hakan abimin gözünden kaçmamıştır o. Şimdi ben Deniz şu kısmıyla sadece sizi meşgul edeceğim ki çünkü yarım olmasındansa çerçevenin tamamını yapalım. Bir nakışı az olsun. Kazvininin dövmesi gibi oldu ama kulağı da olmayıversin demiş. Canım çok acıyor demiş. İçinde hissettiğin korku. Ne diyorsun? Canlandırma yapayım. Bir muhasebeyi nefis yapıyorsun. Yok diyorsun ben kesin cehenneme gideceğim yani. Allah bana kulum bile demez. Ben acayip bir var. Böyle konuşuyorsun, konuşuyorsun. Sonra diyorsun ki ama Rabbim benim Erhamur Rahimi ya. Yani Rabbim benim Erhamur Rahimi. Ben şimdi cehennemlik olsam da ibadetimi bırakacağım. En azından Rabbimle muhabbeti tazeleme devam ederim diyorsun. Ha bak şimdi ne oldu burada? Korkuyla başladı, seni ümide çıkarttı. Sistem çalışıyor. Ve ümit ediyorsun. Ya Allah'ım bana yani şunun duasını aldım ya tamam ya ben Allah'ın izniyle cennetteyim. Bugün bir hadis öğrendim. Şöyle yapıyormuşsun. Ölsen de şey yapıyormuşsun. Şöyle gidiyormuşsun. Muhakkak yemin ediyor Resulullah. Vallahi tamam falan ama böyle cennetliyken ben ibadetimi terk edersem halim nice olur? Bana böyle yapan bir Allah ile aram açılırsa olur mu? Bu acaba elimden gider mi diye bu sefer korku başlıyor sende. Bu çift kişilik değildir, bu olması gerekendir. Aynı dediğim anlattığım misal gibi. Çocuğunun sahatini istediğin gibi, çocuğu istediğin gibi, çocuğu kaybetmekten de korkarsın. Çocuk istersin mesela olmaz. O da bir elem emel arasında gidip gelmektir. Ama bu arada biraz insafla bakarsan başka kazandıklarını da Allah sana vermeyebilirdi düşüncesiyle dengelersin ya. Hani bir nimeti fark edersin, korkuyu da yaşarsın. Size deseler ki mesela şu anda ne bileyim, mesela Kabe'ye gidiyorsunuz. İşte mesela şimdi onu korkusunu yaşıyoruz. Medine'ye gidiyorsunuz Ay iyi, eyvah diyecek hali yok. Ay iyi dersin yani. Ne güzel. Ama hemen arkasından acaba ben oraya gittiğimde acaba layıkıyla gidebilecek miyim? Acaba şu olacak mı? Acaba nasıl yapacağım? Hangi yüzle gideceğim? Bu normaldir. Bu çift kişilik değildir. O nimete göre bir korku vardır. O nimet o korkuyu beraberinde getirir. Çünkü sen o nimete mazharsın. Çünkü sen o nimete sevgi ve muhabbetini yüklemişsin. Elbette korku olacaktır ve elbette ümit olacaktır. O zaman korku ve ümit arasında olmak ne demektir? Az korkucan, az sevineceksin. Az öyle değil. Öyle bir korkuya sahip olacaksın ki o korkuyla meşgul olduğunda sonunda sana ümidi aşılayacak. Öyle bir ümit sahibi olacaksın ki o ümit halinde yaşarken beraberinde korku ve çekinmeyi getirecek. İşte buna beynel havfi var raca deniyor. Korkuyla ümit arasında olmak deniyor. O zaman normalsin. O zaman işler doğru gidiyor. O zaman çektiğin tesbihatta bir problem yok. Karışık kuruşuk işler, ibadetinde bir şey yok. Arz edebiliyor muyum? Bir de bunun, ayrıca senin bu sağlamayı yapmanda insanları buna şey yapmayacaksın. Çok korkan. Benim bir hocam vardı, tefsir hocam. Allah selamet versin, yaşıyormuş. Geçen programları seyretmiyor ki. Kolay kolay da adam beğenmez yani. Beni severdi ama Allah razı olsun. Çok derdi o bana alim ol işte şunu oku bunu oku falan diye. Ebu Suud Efendi Hazretleri hakkında 65 sayfalık bir dosya hazırlamıştım ödev. 65 sayfa. Dönem ödevi. O zaman öyle dönem ödevi falan hayat kurtarmıyordu he. Böyle bir puan falan anca tesir ediyor. Ödevdi zaten yapmak zorundaydın. eksi alırdın yani yapmazsan. Yaparsan artı alırdın. Değil mi? Hatırlıyor musun bizim kuşakta var mı 60 yaşında olan aramızda? Ne işte. Bunları hatırlıyor. Birisi güldüğünde devamlı devamlı suratı böyleydi. Devamlı böyle yüzü asık. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oturun oturun. Bu da Ama böyle hep dertli. Zaten çok da zayıftı. Bazen bir de olmayan karnını tutardı. Böyle ne yapsak arkadaşlar falan derdi. Böyle yapar. Elleri kovuşurdu böyle ortada. Şey ip tutuyor sanki. Böyle halat gibi. Çok zayıftı Allah. Zahit bir adamdı ama. Yani ismini de söylemeyeceğim. Mesela birisi gülerdi falan. Ne Evladım cennette makamını mı gördü? Niye gülüyorsun yavrum? Böyle. Ama yüzü hiç gülmüyor. acırdı ona. Ne Neuzübillah. Ne uzubillah. ne, uzubillah. ne, uzubillah. ne, uzubillah. ne uzubillah. Evladım cennette makamını niye gülüyorsun oğlum? Niye tebessüm ediyorsun? Böyle konuşurdu. Adamın adı Neuzübillah kaldı sonra. Çok ne... Çok arkadaşlar Fevkaladece hanginiz yaptı bilmiyorum. Bir sınıfa girdi. kitabı koydu böyle. Ya vatandaş çarşamba pazarındayım. Vatandaş arkamdan böyle telaffuzda böyleydi. Üçüncü zilde kalkacağız dedik zaten. O sözümü tuttu. O kalktı. Neuzü billah diye bana çarşıda bağırdı dedi yani. Dalı geçmişler. Neuzü billah falan diye. Adamın adı neuzü billah. Rivayete göre Nasrettin Hoca fıkrası da var biliyorsun. Timur Lenk güya sormuş Nasrettin Hoca'ya. Ya Mutesim Billah, Muavin Billah işte mu, e, falan gibi isimleri var. Abbasi harifelerini. Ben Abbasi halifesi olsaydım acaba ismim ne olurdu deyince Nasrettin Hoca ne özü billah demiş. Yani şerinden Allah'a sığınırız gibi. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ayrı. Bunun bazıları bu fıkraları beğenmezler. Timur Lenk de mübarek adamdı diye. Şimdi oraya girmiyoruz. Şimdi toparlarsak dağıldınız. Şimdi daha iyi unut, unutmazsınız beyin hücreleriniz bu demin konuştan şeyi unutmak üzere hücuma geçmişlerdi. 5-6 dakika onlar işlerini yaptılar. Şimdi sağlamasını yapalım. Korku hissi sizi ümide çıkartıyorsa, ümidiniz, neşeniz ve emniyet hissiniz, özgüveniniz, neye güveniyorsanız, sizi korkuya sevk ediyorsa siz doğru bir yolda ilerliyorsunuz. Mağdup ve dalin olmadan sırat-ı müstakim üzere gidiyorsunuz. Ama takdir edersiniz ki her ne kadar bunun ölçüsünü siz kendi kendinize verseniz de Allah Teala bir şey de oraya çok açıkça koymuş. İhtina sıratel müstakimden sonra sıratel lezine en'amte aleyhimi koymuş. O zaman bunun içten bir hesaplaması muhasebesi olduğu gibi dıştan da bir hesaplaması var. İç hesabı anladık. Korku beraberinde ümidi getirecek. Ümit beraberinde korkuyu getirecek. Tamam mı? Bu içsel hesap. Tamam, tamam. Bir de dıştan ölçüsü var bunun ayarı var. Gittiğin yolda mağdub ve dalinlerle yolun kesişiyorsa ve buluşuyorsa, onlara benzeşiyorsan, sen bu korku ve ümit yolundaki sıratı müstakimdeki yoldan sapmışsın demektir. Senin gittiğin yolda nebiler, sıddıklar ve şehitler, veliler varsa bu duygularla da gidiyorsan ihtina sıratel müstakim duası tecelli etmiş demektir. Çünkü orada buyuruyor ki sıratel lezine en amte aleyim. Yani bu yola girip de onu görmemen imkansız. Böyle bir yola gireceksin de şehitliği sevmeyeceksin. Evliyayı sevmeyeceksin. Sıddıkları sevmeyeceksin. Peygamberlerle buluşmayacaksın. Efendimiz'i görmeyeceksin. Efendimiz'e muhabbetin olmayacak. Mümkün değil diyor. Çünkü yol böyle. Benim kızı alırken başıma gelen şey gibi. Getirdi öğretmenini arıyorum. Soyadı da Balta. Tam ismi tecelli etmiş. Hocam diyorum ben havalimanında Çocuğu alacağız hiç biz malumat vermediniz zaten. Yurt dışından geliyor çocuk. Öyle çok geniş, larç bir adam değiliz yani. Yurt dışına gönderip tek şey yapalım. Hadi okulla gidiyor. Cemaate uyalım dedik. Anormal kalmayalım. En azından anormalliğimiz dışarıdan bilinmesin diye. Teşekkür ederim estağfurullah için. Arıyorum hocam diyorum çıktık diyorsunuz neredesiniz diyorum. Burada bir isim yazmıyor diyor çıktığımız kapıda. Ya diyorum C kapısı be bu bir kapı, bir kapı var burada diyor. Hocam nereden deli deli oldum ya. En son uzatmayayım lafı. Öğrendik ki saat sekiz buçuk yedi bu böyle saatte. Atatürk Havalimanı'na değil de Sabiha Gökçe'ne inmişler. Ben bakıyorum el sallıyorum diyor sarı taksi. Görüyor musun? El, sarı taksi burada da var. El salla diyorum. Göremiyorum sizi. Ben de sizi göremiyorum diyor. Siz beni tanıyor musunuz diyorum. Yok diyor. Böyle bir şey. Bu hoca. Çocuğu emanet ettiğimiz kişi Allah ibret için mi? Giderken böyle bir şey olsun gönderir misin çocuğu? Allah işte seni muhafaza ediyor. Sonra öğrendi ki sen Sabiha Gökçen'de in bak Burası Sabiha Gökçen deyince Allah sizi istersin hocam dedim yani. Tebrik ederim dedim sizi ya. Sır gibi sakladınız dedim bunu. Çocuğa bir koordinat ve taksiye maksiyon kardeşim bak geliyorum. Zaten elim ayağım şey. Biraz da asabi şeyim. Yani orada çocuğu göremezsem dağıtırım orayı falan demek zorunda kaldım. 45 dakikada bir insan öyle bir trafikte Sabiha Gökçen ulaşabilir mi Yeşilköy'den? Oluyormuş İstanbul trafiği. EDS, EGS, GBS hepsi <laughs> artık gitti. Halbuki bir şey olmaz. Ama işte o panik bir şey yetişeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İnsan sıkım. Şuraya gelmek bile yani siz beni çok lerç görüyor olabilirsiniz ama bir 15 dakika gecikiyorsan bir de panikten gecikiyorum. Bak şimdi ben de hastayım demek. Af vereceydiniz. İnsanları bekletmek hoş bir şey değil. Çünkü insan kalbi kıymetli. Ama haf vereceğim meselesini, o zaman biz şunu düşünelim. Biz, bir, gerçekten gerçek hakiki korkuyu ve hakiki ümidi yakalayabildik mi? Doğru sorular doğru ilmi getirir. Soru ilmin yarısıdır. Biz gerçek korkuyu ve gerçek ümidi bulabildik mi? Tamam, buradan ne cevap veriyorsun? Veriyorsun. Bu ümidim ve bu korkumun, bir kere gerçek korku, sanal değil, hakiki, bu korku ve ümidi tattıktan sonra ben ne yapıyorum? Ve benim yolumda neler var? Ben kime benziyorum? Dalline mi benziyorum? Mağduba mı benziyorum? Yoksa Efendimizin nurlu yolunu takip edenlere mi benziyorum? Eksiklik var. Nasıl düzeltebilirim? Olduğun yere çökmeyeceksin. Neyimden başlayabilirim? Nereden başlayabilirim? Ve ondan sonra diyorsun ki ne olursa olsun ben bu yolun yolcusuyum. Ya Rabbi beni buradan ayırma, cehennemin dibini de boylasam, senin yolunu terk etmeyeceğim. Cennete alaya da koysan, şımarmayacağım, vazifemi yapacağım. Hazreti insan böyle yetişir. Bu anlattığım ne biliyor musunuz? Seyri sülükte, henüz orta, yolun ortasına, gelmeye başlamış olan kişinin hissiyatıdır. Ortası. Bu ortayı bitirecek, Ondan sonra da onda kabz ve bas tali başlayacak. O da geçecek. Menzile ulaşacakmış. Tamam. Önemli bir dersti. Ömürlük bir dersti. Ben anlattığım için değil. Lütfen farkında olalım yaptığımız işin. Muhasebemizi elden bırakmayalım. Nereden başlamıştı derseniz muhasebeden başladık. Yaptığınız işin farkına varın. Ve en önce de Yaptığınız kabahatlerin değil sadece, üzerinizdeki nimetlerin de farkına varın. Allah size ne büyük nimetler vermiş. O kabahatlerinize sonra bakın. Sırf kabahatlerinizi görürseniz, yanlışlıkla şunu yapmıyorum, ben bunu yapmıyorum. Dinle dinle. Bu dersi bir daha bulamazsın be kız. Ben şunu yapıyorum. Ben içki içiyorum. Yok o değil. Sen en önce senin üzerindeki nimeti anlamaya çalışırsan ancak o zaman yaptığın kabahatin derecesini anlayabilirsin. Ben şunu yapmıyorum mesela. Ben şu namazı kılmıyorum. öyle bakma hadiseye. Benim neyim var de. Allah'ım var. Allah'ım ne benim? Şöyle şöyle. iyice bir üzerinde eğil. Esmasını bize. Sonra gel günahına. Böyle bir Allah'a kılmıyorum de. Mesela öyle çıkar. Mesele öyle ortaya çıkar. Böyle böyle yaptım, şöyle şöyle zarar ettim diye bak. Ben şunu yap, biliyorum canım ben çok gıybet ediyorum. Öyle bakma. Ben Allah'ın şöyle övdüğü bir mümin kardeşe gıybet ediyorum de. O zaman günahın küçüğü büyüğü var mı? Bana söylersin. Büyük günah ve küçük günah. Bunu ayırt etmek sizin yaşayan bir insan olarak. Ben belki bunu söyleyemeyecek bir adamım. Fakat dinle. Fakat bir insan yaşayamasa da yaşayabilecek potansiyelde gördüğü insanlara bunu vermeli. Şu suyu içmiyorsam çöpe atlama ne lüzum var? Ben içmeyebilirim ama siz içebilirsiniz. Ve ne olur bu sözleri ben söylüyorum diye küçük görmeyin. Allah isterse bir kafirin ağzından bile hakikati söylettirebilir. Bir ağaç kütüğünden Musa'ya ben senin Rabbinim yaklaş diyen bir Allah'ımız var bizim. Ağaç kütüklerini seyrettik geldik de buraya. Orada bir rabıta eyledim. Böyle bekleyen ağaçlar var. Dedim ki şimdi konuşmaya çıkacağım. Bunların hiç olması ne olduğu belli. Meşesi, kestanesi falan. Sen hangi kütük olarak çıkacaksın? Dedik ki sen öyle yapma. istiğfar et. Allah inşallah buradaki Musa mizaçlı Allah'ın Kur'an'la dayanan ışık aramaya gelen kardeşlerimize İnşallah istediklerini, ümranlarını verir diye düşündüm. O şekilde geldim. Allah derecenizi âli eylesin. Bu aldıklarınız ömürlüktür. Bunları ben söyledim diye küçük görmeyin dedim. İlavem de şu. Ben hoca söyledi diye de anlatmayın. Hatta bir müddet bunları konuşmayın. Bir hazmedin. Bir düşünün. Göreceksiniz ki tekrar karşılaşırsak ne hala 60 sene 70 sene ömrünüz olsa da bu anlattıklarım hep size bir anahtar vazifesi görecektir. Allah'a çok şükür bendeniz derslerimde bugüne kadar inanmadığım, bilmediğim, doğruluğunu tasdik etmediğim hiçbir şeyi söylemeye fırsat vermedi Hazreti Allah. Söylediklerim de düzeltme imkanı oldu zaten. Şu anlattıklarım ömürlüktür. Ve yüzlerce meselenizi halleder. Ama hep düşünün. Neyle yeni bir şey öğrenseniz de hep buraya düşünün. Her surenin başında Besmele'yi düşünmenize atıf yaptığım gibi. Düşünün. O zaman sözünde doğru ve hakiki olduğunu belki de fakirden çok daha iyi aynel yakin hatta hakkal yakin anlayacaksınız. O kadar da eminim. İlmel yakinden tasdikini bendeniz aldım çünkü. Allah bu konuşmaları razı olduğu sohbetler meyanına ilhak ile kabul eylesin. Buradan ayrılmadan cümlemizi razı olduğu kullar cümlesine dahil eylesin. Sizlere ve bizlere Cenab-ı Hak bu birlikleri yaşattığı gibi son nefesimizde iman-ı kamille, kelime-i tevhidle günahlarından geçilmiş Firdevs-i Ala'ya uçulmuş uçurduğu uçurmuş livail hamd altına kavuşturmuş güzel kullarından hak ettiğimiz için değil Erhamur Rahiminliğine bir numune olsun diye meccanen affettiği, mağfiret ettiği, razı ettiği, razı olduğu kullarından eylesin. Göçmüşlerimize rahmet olsun. Cenab-ı Hak uhuvvet duygumuzu, muhabbet duygumuzu ziyade eylesin. Koktuklarımızdan bu milleti ve bizleri emin eylesin. Umduklarımızı da hayırlısıyla nail eylesin. Geldi mi yine havfı Korktuklarından emin eylesin, umduklarına hayırlısıyla nail eylesin. Ne duadır be. Ya. Cenab-ı Hak cümlemizi, zürriyetimizi, zürriyetlerimizde baştan olmak üzere. Bize dua edenleri, bizi mümin zannedenleri, bizi mümin olarak görenleri, bu şekilde bakanları da hem bizleri hem onları da kendisinden razı olan, kendisinin de razı olduğu kullarından eylesin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala eşef ve esadi ve ekmeli nuri jamiil enbiya ve murselin ve alihim elhamdülillahi rabbil âlemin el fatiha. Şey kamera kaydı yoktu değil mi bugün? Efendim? Yapma be. Peki. Arkadaşlar, kardeşlerim duanızı beklerim. Ben deniz yalnız meşgul olamayacağım. Üsküdar'dan Zeynep Hanım burada mı? Üsküdar'dan Zeynep Hanım. Siz mi? Yeğeniniz var mı sizin Abdullah diye? Var mı? Üniversitede okuyor. Hmm. Peki. Selam söylersiniz. Kapatabilirsiniz. Çünkü ben artık özel meselere gireceğim. Güzel memnun oldum çok şükür